Hoş Geldik geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş misafir. geldiniz. Allah razı olsun, sizi birazcık beklettim. Kusura bakmayın. Saat 9 için bir sözümüz vardı hocam da. O yüzden hoş geldiniz. Hocam, duaya geçmeden önce bir kardeşimiz Erdoğan Şemsiyeci. Onu da alalım. Birkaç dakikada onunla konuşalım. Zaten Ramazan hocamla her gün saat 22'de dualarımız olacak sevgili canlarım. Her gün saat 22'de birlikteyiz. Çünkü bu süreç çok önemli bir süreç. Şimdi alana kadar seçim geliyor değil Tabii. mi? Tabii hocam. Yok, yok, Tabii. sıkıntı yok. Bismillahirrahmanirrahim. İdâ zülzilatil erûdü zilzeleha ve ahracatil erûdü eskâleha وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَفْ أَمَلَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yer o yaman sarsıntı olduğunda yer içindeki ağırlıklar çıkıp dışarıya attığında ve insan ona ne oluyor dediğinde gün yer bütün haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin karşılığını kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkartılacaktır. Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Her kim zerre kadar şer işlemişse onu görecektir. Zilzal suresi bu bizim için اِذَا زُلْزَلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا. Bu bizim için tam manasıyla Allah-u Teala Azze ve Celle'nin bize bugünü anlattığı ayeti bellidir. Bugün kim hangi güzel ameller işlemişse onlara bu imtihandır. Bu ama güzel amel işleyenler için bu deprem ülkemize imtihandır. Her kim fırsatçılık, fitne, insanları birbirine düşürmek, insanların zor zamanlarından sebeplenmeye çalışanlar ise onlar için bölük bölük sıkıntılı hallerdir. Allah bugünlerde, bugünümüzde önce rahmetli olan kardeşlerimize, ablalarımıza, abilerimize Rabbim cennetini, cemalini şereflendirsin. Cennetten sebep cemalini şereflendirsin. Allah onları şehitlik makamıyla şereflendirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Havzu Kevser'de elinden su içmeyi nasip eylesin. Bizim ülkemize de manevi ve bereket halleriyle şefaat eylesinler. Yaralı olan kardeşlerimiz için Rabbim tez vakitte ya şafi sıfatıyla şifa ihsan eylesin. Rabbi yesir ve la tuhasir, Rabbi temmim bilayir. Rabbim ülkemiz için bu ayet çok önemli. Şu an yaşadığımız imtihan, sıkıntı hali ülkemiz için bu ayeti celile çok kıymetli. Rabbi yesir ve la tuhsir, Rabbi temmim bilahir. Bu ayeti cellede ne diyoruz bu surede? Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır. Hakkımızda hayırlı kıl. Bu dua bizim için şu an sıkı sıkı sarılacağımız önemli dualardan bir tanesi. İki, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döndürüleceğiz. Üçüncüsü, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Ya Rabbi sen her şeyden münezzehsin.
Sen mabut olansın. Biz kendi nefsimize zulmettik. Sen bizi affet. Bugün göçük altında bulunan kardeşlerimiz Yusuf Aleyhisselam gibi bir kuyunun içindeler. Rabbim yolu buldurandır. Rabbim yolu genişletendir. Bulduğunu aratandır. Rabbim enkazın altında bulunup şu an sesi duyulması için Allah'a kalben niyaz eden, sesini duyurmaya çalışan bütün kardeşlerimize Rabbi Yesir duasıyla önlerine ışık olsun inşallah. Allah'ım enkaz dışında bulunan kardeşlerimize de feraset, sabır, güzel hal ihlas eylesin. Allah'ım ülkemize yardım etsin. Yasin okumanı da istiyor. Zizel ve Yasin demiş Güçlü Hocam. Güçlü İnşallah Hocam metafizik saldırı oldu gerçekten. Güçlü Hocam hasta oldu. Sesi çıkmıyor. Onun için Güçlü Hocam maalesef bugün aramızda değil. Biraz önce yine metafizik saldırı oldu. Sen de biliyorsun canım hocam. Bana yapıldı saldırı. O kardeşlerimizle bir koruma ışık kalkanı yaparken. Canlar siz de korkmayın, size bir şey olmadı, bize saldırıldı, bizden de püskürtüldü zaten Allah'ın izniyle, korkulacak bir şey yok. Yasin 413 Yasin-i Şerif hediyemiz var. Onu tamamladıktan sonra son yayın günümüzde bunu yaparız inşallah. Biz 413 Yasin-i Şerif hediyemizi tamamladıktan sonra canlıyla yaparız inşallah. Zilzal suresi okumam istediğini gördüm. O niyetle de okuduk inşallah yayın başında. Rabbim İnşallah bizim okuduğumuz ayetleri, çektiğimiz kelime-i tevhidleri, çektiğimiz zikirleri, ettiğimiz duaları izzetin makamında bir an evvel kabul makbul eylesin inşallah. Güçlü hocama da Allah razı olsun. Çok güzel dua etti. Çok güzel insanlara tekbir getirdi. Öncelikle ben insanlardan şunu rica ediyorum. Hepimiz beşeri mahlukatız. Günah işleyebilen, o günahı fark ettikten sonra tövbe edebilecek ferasete sahip olmamız lazım. Zilzal suresinde de temsilinde anlattığı gibi kimisi için bölük bölüktür. Yani iyi hayırlı işler yapanlar için hayırlı bir iştir. Kötü bir iş yapanlar için de kötü haldir diye bahsediyor. Bizim en önemli çekeceğimiz şu an zikirlerden üçü La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Onun arkasında Kısımdan Rabbi yesir ve la tahsir Rabbi temmim bilayir. Çünkü şu an bizim işlerimizin kolaylaştırması çok önemli. En büyük ihtiyacımız bu var. Yayından önce ben bir video izledim. Bir baba 15 yaşında kızını göçük altında vefat etmiş. Sadece o göçün altında kızın eli dışarıda. Babası kızının nefes almadığını, vefat ettiğini bildiği halde elini bırakmıyor. Başında duruyor. Yani şu an Allah'a sığınacağımız en önemli günlerden bir tanesi. Sabırlı olmak lazım. Sabırlı olurken de dünya hayatında yaptığımız amelleri de bir gözden geçirmek lazım. Mutlaka bu da bir imtihandır. Bunu böyle alıyoruz, bunu böyle okuyoruz. Allah fırsatçılara imkan vermesin. Kalbimiz acıyor, canımız acıyor. Şu an biz burada İbrahim Aleyhisselam gibi ateşe düşmüş, yardımı bekleyen kişileriz. Göçük altında kalan kardeşlerimiz de Yusuf Aleyhisselam gibi kuyuya düşmüş, o kuyudan çıkmayı bekliyor. Allah bize Eyüp Aleyhisselam sabrı versin.
kalbimizi bundan sonraki hayatımızda Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılmak için hangi emel, hangi amel daha hayırlısı onu nasip eylesin. Biz aciz kaldık. Biz aciziz. Biz günahkarız. Allah'ın bizim bu aciz halimizi, çünkü Allah'ın kulunu en sevdiği hal aciz kaldığı haldir. Şu an bir kul Allah'a acizken, her şeyden soyutlanmışken, tam muhtaç haldeyken istediğinde Allah o isteği asla geri çevirmez. Bizim tam şu an dualarımızın kabul olacağı bir zamandayız. Şöyle söyleyeyim mukaddes hanım. Bugün bir ders çıkarmış oldum. Kendi şahsıma söyleyeyim bunu. Günlerdir yağmur, kar yağması için dua ediyorduk. Hatırlar mısınız? Diyorduk ki ya Rabbi, hani rahmetini bizden esirgeme. Biz hep şey zannediyorduk. Allah bizi yani rahmetini esirgiyor. Aslında bugün olacak şeyleri Mevlata Azze ve Celle ezeli ve ebedi evliliğinde bildiği için o rahmeti kuvvetli yağdırmadı. Allah kuluna kaldıramayacağı yükü vermedi aslında. Bizim Allah'ın rahmetin ve merhametin eksilti bizden uzak tutuyor diye zannettiğimiz şey, bu depremde o kardeşlerimiz şiddetli bir karın altında, şiddetli bir yağmurun altında kalmasın diye Mevla Teala Azze ve Celle o yağmurunu, karını şiddetlendirmedi. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Muhakkak ki Mevla Teala Azze ve Celle'nin de kün fekün, olduğunca olduran bir iradesi, kuvveti, gücü vardır. Allah'ın celal, cemal, cabbar sıfatı vardır. Mutlaka onu ortaya koyacaktır. Biz millet olarak hep zorluklarla güçlendik. Bunu siz daha iyi bilirsiniz. Siz daha iyi memleketi okuyan insanlarsınız. Ama insanlara tavsiyem şu. İkindi namazlarını bırakmasınlar mukaddes hanım. İkindi namazın arkasından mutlaka İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, Rabbi isim ve la tahsir, Rabbi temmin bil ayır, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimini mutlaka okusunlar. Neden ikindi vakti? Onu da söyleyeyim. Şu an ülkede, bizim ülkemizin topraklarında manevi rahmet oturdu. Ne demek istiyorum bundan? Fakaşefna Kaf suresinde biz sizin gözünüzü keskin kılanlardan olduk diyor. Aslında bu ahiret ayettir ama dünya hayatı içinde bir sır vardır bunun içinde. Burada yaşadığımız bu doğal afet bize birçok şeyi gösterdi. İçimizdeki fırsatçıyı da gösterdi. İçimizdeki haini de gösterdi. Dışımızdaki fırsatçıyı da gösterdi. Dışımızdaki haini de gösterdi. Kendi içimizdeki yanlışı da gösterdi. Kendi içimizdeki doğruyu da gösterdi. Benlik duygusundan çıkıp bütün olmanın ne kadar kıymetli olduğunu, benlikten çıkıp tamamen birliğe hareket etmemiz gerektiğini, bir Mehdi'yi beklemek yerine herkesin kendi Mehdi olması gerektiğini, bunun ne kadar kıymetli olduğunu Allah bize göstermiş oldu. Biliyorsunuz şu an vefat eden kardeşlerimizin gıyabi cenaze namazları kılınır mukaddes hanım. Önce bu gıyabi cenaze namazları, bu doğal afetlerde ölen, vefat edenler şehittirler. Şehitler ölü değillerdir. Onlar kendi cenaze namazlarında hazır bulunurlar, gıyabi cenaze namazlarında. Bu gıyabi cenaze namazını manevi kıtlardan, 21'lerden, 7'ler meclisinden, hüdamma hadimler ve melekler saf tutarlar. Ve bunu 7 gün boyunca tekrar ettirirler. Ve bu ikindi namazından sonra mutlaka gıyabi cenaze namazı manevi olarak keşfedilir ve kılınır. O yüzden ben bütün herkese ikindi namazını kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. İkindi namazını bugünlerde kaçırmasınlar, mutlaka saflarını alsınlar. Manevi olarak bulunan gıyabi cenaze namazını saflarını alsınlar. Bunu nasıl yaparlar? İkindi namazını kıldıktan sonra bahsettiğim üç duayı okuduktan sonra Allah'ın izniyle o manevi safta yerini alırlar. Allah sizden de, burada bulunan insanlardan da binlerce kez razı olsun. Dünkü yayında çok kıymetli oldu. 21 insan, 20 bin insan. Ve sizden sonra biz Kahramanmaraş'ta bir bölgede bir ablamızla canlı yayın aldık. Göçükten kurtulmuş, belediyenin salonuna sığınmış ve o kadar çok psikolojik olarak düşmüş. Tek istediği şey neydi biliyor musunuz? Lütfen bize dua edin. Lütfen. Ne olur bize dua edin.
oradaki insanların iletişimle ilgili problemi olduğu için buradki insanların onlara dua edip etmekle ilgili de fikir sahipleri değil. Yani tamamen orada yalnız kaldıklarını düşünüyorlar. O yüzden bu gibi dua yayınları o kadar kıymetli ki. Bakın ahirette bunlar mutlaka... Ben sana bir şey söyleyeceğim. Fatma kardeşimiz var. Buradan dinliyorsa eğer selam olsun. Stadyumdalarmış. Binlerce insan sesini açmış stadyumda. Binlerce insan ağlayarak amin demişler. Bana dedi ki siz 20 bin kişi dua ettiğinizi zannediyorsunuz ama bütün stat dedi amin dedi. Ağlayarak dua etti. Ben dedi sesini açtım açtım dedi. Hep birlikte izledik. Ben koptum. Ben koptum. Başka kardeşlerimiz yazmışlar. Yani biz işte filanca yerde birikmiştik. 50 kişi izledik. İşte biz bir telefondan bilmem şu kadar. Bilmiyorum o dualar. Tabii ki Güçlü hocamı bir şekilde hasta etti. Aslında benim de boğazlarım, burnum, benim de her tarafım yanıyor. Ama Allah'ın izniyle... Yani Allah'ın izniyle koruma altındayız canım hocam. Yani öyle böyle değil. Yani biraz önce fotoğrafları çekildi. Yani şu anda elimde benim fotoğrafları var. Fotoğraflarla saldırıyı görebiliyorsunuz. Az önceki yaptığımız olayda da çok büyük bir şeydi. 7250 hiçbirisi benim zekamla yapılmış şeyler değildi onlar. Aracı olduk Allah'ın izniyle. Yani az önce de fotoğrafları var. Yani fotoğraflarda kameralarda saldırıları görebiliyorsunuz yani aslında. Allah'ın izniyle bu yoldan dönüş yok. Bu yola baş koymuşuz artık hocam. Bu yola baş koymuşuz. Ben zaten evvelsi gün saat 3'te dedim çocuğum çoluğum size emanet. Ben anamla babamla da helallaşmış bu yola girmişim. Benim görevim bu yoldaydı. Biz bunu biliyorduk. 3 yıldır buna hazırlanıyorduk. 237 bin kardeşimiz var. Aslında 8-9 milyon kardeşimiz olacaktı. Durdurulduğumuz için ancak 237 bin kardeşimiz var. Atıldıkları için sen biliyorsun. Atıldıkları için 237 bin kardeşimiz var. Sürekli atılıyorlar. Zaten bir de seçiliyorlar. Bir de bir uyanış liyakati olmayanlar da var. Onlar da bir şekilde gidecekler. Ama onun dışında da Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz yok. Allah'tan başka da hiç kimse yolumuzdan döndüremez. Ölene kadar. Ölene İnşallah. kadar. Bu İnşallah. yola baş koymuşuz hocam. Ölene kadar bu yoldayız. Ve Düşünün. artık Tamam. vazgeçmeyiz hocam bu saatten sonra. Yani Vazgeç. mukaddesim mutlaka. Bugünlere yetiştir. Biz bugünlere yetiştirildik. Biz bugünler için hazırlandık hocam. Ben kendi İnşallah. adıma artık ilk defa 2 gündür söylüyorum. Ben bugünler için hazırlandım. Allah Buradayız. fena. Metafizik saldırıdan da korkmayacağımızı siz de biliyorsunuz canım hocam. Sizler de varsınız. Biz yalnız değiliz ki. İnşallah. Birlikteyiz inşallah. Hep birlikteyiz inşallah. Güçlü hocam hasta oldu. Gerçekten yayını zor bitirdi. Yayından sonra da konuşamadı zaten. Bittik yani. Dedim hocam ben de hastayım ama yani biraz daha herhalde yani kadınlar biraz daha dayanıklı sanıyorum. Hocam hasta sesi yok yani. Bir de onun sesine saldırı yapıldığı için. Buradaki insanlardan da Allah razı olsun. Yani o kadar büyük iş yapıyorlar ki. Ben şöyle anlatayım. Samimi söylüyorum. Dua edilen yerlerde. Ben şöyle bir kısa bir hadisten de bahsedeceğim. Bu hadis çok kıymetli. Hele bu zamanda. Biz ahir zaman ümmetiyiz. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize kardeşlerim diye bahsettiği kişileriz. Allah rızası için burası çok kıymetli. Burayı çok dinleyin. Aleyhisselatü vesselam bize kardeşimiz diye bahsediyor. Sahabe soruyor. Ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz benim yol arkadaşlarımsınız. Ama beni görmeden iman edenler benim kardeşlerim. Biz görmeden iman edenleriz. Ve görmeden iman edenlerden daha hayırlı iman eden yoktur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz görmeden iman etmiş, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti İbrahim aleyhisselam'a milletiyiz. Biz bu dünyada 2,5 milyon Müslümanların içinde sünnetini, farzını, peygamberini en iyi sevenlerin içindeyiz. Biz 2,5 milyar Müslümana yardım eden kişileriz. Yani Türkiye topraklarında bulunan Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i hepimiz biriz. Biz Kürt'üz de, biz Türk'üz de, biz Çerkez'iz de, biz Laz'ız da. Bundan fırsat çıkartmaya çalışıp bizi bölmeye çalışanlar aslında onların kalpleri kendi hayatlarında, Evet. kendi zihniyetlerini, kendi inançlarını Evet. bölmüşlerdir. O yüzden
Biz taraf değiliz. Altına imza atıyorum söylediklerinizin. Biz Türk derken Adem oğlunu kastediyoruz. Adem'in oğlundan bahsediyoruz. Değil mi hocam? Adem'in oğlu ve şeytanın oğlu. Yılan oğulları yani. Adem oğulları ve yılan oğulları. Hep bundan bahsediyoruz. Benim bahsettiğim Türk de insan ırkıdır hocam. Bir kez daha altını çiziyorum. Genel ismidir. Evet. Biz Resulullah'ın ümmeti, İbrahim Aleyhisselam'ın milleti, mümin ve mümineleriz. Bizim mümin ve mümineleriz biz. Bizim ocu bucumuz yoktur. Bakın Doğu Güneydoğu'da şu an abilerimiz, kardeşim ciddi savaşıyor. Burada hem manevi savaş var, hem psikolojik savaş var, hem de imtihanla bir savaş var, hem de fırsatçılarla bir savaş var. Yani bundan nemalanmak isteyen, burada bölüştürmek isteyenlerle de savaşıyor. Açlıkla savaşıyor, susuzlukla çalışıyor. Her türlü savaş var. Allah bu savaştan mutlaka bizi zaferle çıkartacaktır. Ben buna kalben inanıyorum. Sadece Rabbim bizi uyandırdı. Ben bunu gördüm. Yani Mehmet Ali Azze ve Celle bize uyumayın. Siz uyursanız ümmeti Muhammed uyur. Siz uyursanız 2,5 milyar Müslüman uyur. Siz uyursanız bütün dünya uyur dedi, bizi uyandırdı. Bu hep böyle ve teheccüd vaktinden 40 dakika sonra bu deprem oluyor. İnşallah Rabbim tekrarını nasip etmez. Buradan da güçlü çıkmayı bize inşallah ferasetli, imanlı, itikatlı, ihlaslı, sağlıklı çıkmayı nasip eder. Benim en büyük duam bu. Ama herkes kalben emin olsun ki inşallah bugünle birlikte iki nezimden sonra pazar gününe kadar gıyabi cenaze namazı manevi kılınacaktır. Herkes iki namazından sonra benim söylediğim 3 tane dua okusun. Saflarını yerine alsınlar. İnşallah biz de duaya geçelim. Geçelim. Sizin de yayınız var. Hem de arada dinleyin. Ben bir Erdoğan Bey'i davet ettim ama bir türlü ekleyemedim Erdoğan Bey'i. Artık kısmet böyleymiş. Zaten ancak duaya vaktimiz var. Saat evet. 22'de Eray Hacı Osmanoğlu'yla yani başladı. Bir şeylerin başladığını anlatacak. Biraz daha şey ve artık topraklarımıza sahip çıkılması gerektiğini, oraların terk edilmemesi gerektiğini anlatacak. Çok önemli. Yine kritik bir yayın olacak. Şimdi dinleyemeseniz bile mutlaka en kısa zamanda dinlemenizi istiyorum sevgili canlarım. Eray Hoca'nın bakış açıları da ilginç, bakış açılarını izleyelim hep birlikte. Farklı açıdan bakacak. Şimdi sırası değil ama şu anda evimizde oturuyoruz. Duadan başka ve artık kritize etmekten başka bir şansımız kalmadı. Çünkü Büyük Orta Doğu Projesi'ne hazırlanıyorlar. Harple yapıldı bu. Her şey Allah'tan tabii, kaza, kader ve olan her şey. Ama yani harple tetiklendiğini biliyoruz biz. Ben de bunu söyleyenlerden, savunanlardanım. Tıpkı sıvıya karşı olup da yani o süreç içinde gerçekten çok yargılandığımız gibi şimdi de harp diyorum. Yargılayanlar yargılasınlar. Yani bir sürü hakaret edenler olmuşlar. Arkasındayım. Hakaretiniz, tehditiniz geçerli değil. Harple yapıldı. O Anadolu toprakları, özellikle Antakya, Amikovası, Amegodon'un başlayacağı topraklar hazırlıyorlar. Ama Allah'ın izniyle sevgili hocam, yerler, gökler, atlılarla, her yer, yerdekiler, göktekiler geldiler hocam. Yani öyle değil bu işler işte, öyle değil bu işler. Allah'ın izniyle duaya bırakıyorum. Haydi canım hocam. Haydi hep birlikte şu duanın da o kadar etkili olduğunu bilsinler ki canım hocam. Heyecanıma bakar mısınız? İnşallah. Kalben okusunlar ve kalben de dinlesinler inşallah. Gazamız mübarek ola dediğimizde bir şeyleri hazırlanmışızdır çünkü hocam. Heyecanımı görüyorsun yani. Heyecanımız bu. Biz o toprakların Allah'ın izniyle bekçileriyiz. Bu topraklar bize ait, insana ait, Adem'in oğluna ait. Buyurun hocam. Biz de inşallah Rabbim bizi Meram-ı Kübra'ya hazır eder. İnşallah. Herkes kendi içinde nefsini yenerek, ruhunu genişleterek herkes kendi içinde mehdiliğini oluşturur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in askeri olur arkasında. Bu şekilde de İslam ordusunun, İslam sancağının bayrağını ortaya dikeriz. Bunu yaparken de hiçbir kimsenin dinine, diline, ırkına karışmadan bütün olarak, bütünsel olarak yaşatabilecek ferasete sahip bir milletiz. Rabbim bizi tez vakitte gücümüzü sabit kılsın. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah.
Estağfirullah el-Azim. Estağfirullah el-Azim. Estağfirullah el-Azim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. İnna lillahi inna ileyhi raciun. Rabbi yesir ve la tahsir. Rabbi temmin bilayir. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Hasbi Allahu ve ni'mel vekil. Hasbi Allahu ve ni'mel vekil. Hasbi Allahu ve ni'mel vekil. Ya erhamer rahimin, ya erhamer rasilin. Ey alemin Rabbi Allah'ım. Ya Zülcelal vel İkram. Ey alemleri kuşatan, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Evvela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına ve diğer 224 bin peygambere salatu selam eyle. Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselama, İsrafil aleyhisselama, bütün arştaki meleklerine, bütün yeryüzündeki meleklerine, cennetteki rıdvandan cehennemdeki maliye, hepsine salatu selam eyle. Sen bizim ettiğimiz dualara icabet etmelerine hasır eyle. İmam-ı Azam'dan İmam-ı Şafii Hazretlerine, İmam-ı Hanbeli Hazretlerine, İmam-ı Maliki Hazretlerine, Abdülkadir Geylani Hazretlerinden Eyüp el-Ensari Hazretlerine, tabiinden ve sahabeyine, bütün hepsine sen ya Rabbi rahmetinle muamele ile, onlarla birlikte bizim duamızı haşreyle. Ya Rabbel Alemin, ya Rahman Nasirin. Ey Allah'ım, gizli ya da aşikari, geçmiş ya da gelecek, bilip ya da bilmeden işlediğimiz bütün günahlardan dolayı estağfurullah. Ya Rabbel Alemin, sen bağışlayansın, günahlarımızı affedensin. Sen merhamet sahibisin, sen rahmet edensin. Senin rahmetin gazabını aşmıştır. Sen kırık kalplerdesin. Ya Rabbi bizim kalplerimiz yorgun. Ya Rabbi bizim kalplerimiz kırgın. Sen kırık kalplerin duasına iştirak edensin. Sen kırık kalpleri İnşirah suresiyle ferahlık verensin. Sen zorda olan kulların dualarına icabet edensin. Sen zorda olan kullarına, sana nida eden, seslenen kullarına, izzeti makamında meleklerine cevap verensin. Ya Rabbel Alemin, kalbimiz kırık, gönlümüz yorgun, dilimiz suskun. Ya Rabbi, sen izzeti dergahında bizim dualarımızı kabul ve makbul eyle. Ya Rabbel Alemin, ülkemizin yaşadığı felaketten sen bir an evvel bizi hızlı bir şekilde güçlü, daha çok güçlenerek çıkarmayı ihlas eyle, ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, göçük altında kalıp rahmetli olmuş bütün müminlere sen rahmet eyle. Ya Rabbi sen onları cehennem azabına uzak eyle. Ya Rabbi sen onları şehitlikle şereflendir. Ya Rabbi sen onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail eyle. Ya Rabbi sen vefat eden kardeşlerimize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden havzu kesene su içmeyi nasip eyle. Ya Rabbi onların ailesine sabır eyle. Ya Rabbi onların ailesiyle birlikte sen onları cennete haşreyle. Dünya hayatında çektiği sıkıntıların hepsinin günahlarına kefaatine hasır eyle. Ya Rabbel Alemin, onların da dualarımızı işrak etmesini sen nasip eyle. Onların şefaatine bizi sabit eyle. Ya Rabbel Alemin, Ya Rahmer Rahimin. Depremden dolayı hastalanmış, depremden dolayı yaralanmış, depremden dolayı yardım bekleyen ne kadar insan varsa, Ya Rabbi sen zoru kolay edensin. Ya Rabbi sen genişlik verensin. Ya Rabbi sen bulmayanı bulduransın. Sen kaybolanı önüne getirensin. Sen görmesi için feraset verensin. Ya Rabbi sen görmemiz için, bulmamız için, işlerimizin kolaylığı için, bu kardeşlerimize şifası için Ya Rabbi sen bizi rahmetinden esirgeme. Ya Rabbi burada el açan insanların hürmetine, Ya Rabbi yaşlıların hürmetine, Ya Rabbi sübyanların hürmetine, Ya Rabbi dünya hayatında Fatiha suresinde hepimizin her namaz namaz kıldığında sırat-ı müstakime ayrılma, ayırma bizi, dostu yoldan ayırma dediğimiz, dost birliklerini yoluna sevk et dediğimiz Fatiha suresinin sırrındaki senin dünya hayatında yaşayan şu an dost birliği, duasını asla geri çevirmeyeceğin, her kim var işte,
onun da duasını bu dünyada kabul eyle. Bizim duamızı da onun hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Rahmen Nasilin. Vatanımıza, milletimize, toprağımıza, bayrağımıza, askerimize, polisimize güç, kuvvet ihsan eyle. Bereket nasip eyle. Hiçbir düşmanlarına karşı mağlup eyleme ya Rabbi. Arkadan tuzağa kuruldukları anda tuzağa bozacak Zülkarneyler yetiştir ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin duası gibi. Ey Rabbim, en günahkar dille, en mahcup halle, hiç konuşabilecek yüz olmadığı halde senden rahmetini istiyoruz. Sen bizi rahmetinize geri çevirme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Rahmen Rahimin. Ülkemize bereket ver ya Rabbi. Bayrağımızı yükselt ya Rabbi. İslam'ı mübini kuvvetlendir ya Rabbi. Hanelerimizi bereketlendir ya Rabbi. Ülkemizi bereketlendir ya Rabbi. Aklımızı bereketlendir ya Rabbi. Ruhumuzu bereketlendir ya Rabbi. Şeytanın şerrinden, cinlerin şerrinden, büyülerin tılsımlarından, kötü bakan gözlerin nazarlarından, kötü sözlerin etkilerinden, kötü insanların kötü hallerinden bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. وَلَا يَعْرُهُ السُّمَّا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Bizi çember et ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rahman suresini okuduğunda bütün ümmetimi muhafaza eyle, bütün ashabımı muhafaza eyle dediği duadaki bizi, duamızı kabul eyle. Ya Rabbi, bizi tembellikle, acizlikle, lazım olmayan ve ağırlık verecek ilimle, dilimizin bağının bağlanmasıyla, kör gözle, kötü halle, kötü sözle dünya ve ahirette yaşatma ya Rabbi. Kalbimizde sıkıntılı bir haller var. Bu haller bize zarar veriyorsa ya Rabbi bunları anlayıp bizi şifalamayı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin. Dünya hayatındaki anne babalarımızı sen rahmet eyle, şefaat eyle. Onların bulunduğu haneleri bereketlendir ya Rabbi. Dünya hayatında yaşayan anne babamızın duasının hürmetine bizim dualarımızı geçirme ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Nasilin, Ya Zülcelal vel İkram. Ahiret hayatında göçmüş olan anne babalarımızı ve bütün geçmişlerimizi, şehitlerimizi, depremde ölen rahmetli olan abilerimizi, ablalarımızı, kardeşlerimizi. Sen kabilelerini genişlet ya Rabbi. Sen kabilelerini cennet bahçesinden bir bahçeyle ya Rabbi. Sen onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin. Çocuklarımıza ilim, çocuklarımıza feraset, çocuklarımıza güzel ahlak, çocuklarımıza bizim arkamızdan Fatiha okuyabilecek iman ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Zordayız, dardayız. En zor zamandayız. Resulullah'ın himmetini bizim üzerimize halk eyle ya Rabbi. El açan insanların hürmetine ya Rabbi. Yağmur damlalarını her bir melek indirir. O meleklere kıyamete kadar tekrar sıra gelmez ya Rabbi. O yağmur damlalarını indiren melekler bizim ülkemize rahmet merhamet de indirsin ya Rabbi. Bizim ülkemize bereket de indirsin ya Rabbi. Bizim ülkemize şifa da indirsin ya Rabbi. Bizim ülkemize güç kuvvet de indirsin ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Sen rahmet ve merhamet edensin ya Rabbi. Sen celal olasın. Sen cemal olasın. Sen musavvirsin. Sen halimsin. Sen mütekebbirsin. Ya Rabbi. Sen bu sıfatların üzerimizden çekme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. İşlediğimiz günahlardan dolayı yaşadığımız hal bizden sebepse biz nefsimize zulmettik ya Rabbi. Biz bunu anladık ya Rabbi. Bizi kardeşimizi kardeşimize hakkına girmeyi nasip etme ya Rabbi. Ya Rabbi, biz bütün ümmeti Muhammed'e haklarımızı helal ediyoruz. Biz bütün ümmeti Muhammed'e haklarımızı helal ediyoruz. Sen şahit ol ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, senin verdiğin nimetlerden, senin verdiğin hallerden biz razıyız ya Rabbi. Sen de bu ümmeti Muhammed'den razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi, biz senden razıyız, sen bizden razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi, biz senden razıyız, sen bizden razı ol ya Rabbi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahi ve bihamdi. La ilahe illallah. 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 La ilahe illallah.
La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Sübhanallahi ve bihamdih Allahu Ekber Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, bu çektiğimiz tevhidler, tekbirler, bu çektiğimiz tesbihlerin hürmetine ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Günahkar bir dille konuşuyoruz ya Rabbi. Kalplerimiz yorgun kırgın ya Rabbi. Sen göçük altında kalan kardeşlerimize ya Rabbi senin muhafazana teslim ettik. Allah'ım sana teslim ettik. Sen emanetleri koruyanların en hayırlısısın ya Rabbi. O kardeşlerimizi sana emanet ettik ya Rabbi. Sen onlara güç ver. Sen onlara ulaşabilecek insanlara yaklaştır ya Rabbi. Onların karanlıkta kaldığı yerleri aydınlat ya Rabbi. Maneviyatın onlara güç, kuvvet, himmet nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, biz kardeşlerimize sahip çıkamadık. Sen emanetlere sahip çıkansın. Sen emanet ettiklerimizi en güzel sahip çıkansın. Yerin altında yardım bekleyen kardeşimizi sana emanet ettik. Senin gücüne, kuvvetine, kudretine emanet ettik ya Rabbi. Ya Rabbi, sen onlara sahip çık. Ya Rabbi, sen onları haklarında en hayırlı şekilde, nasılsa o şekilde çıkarmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sesi ulaşamayanların sesi sensin ya Rabbi. Onlara seslerine güç ver. Onlara nefeslerine güç ver. Onları dışarıda bekleyen anne babalarına da güç ver. Ya Rabbi, burada da bize güç ver. Burada da bize ferahlık ver. Kalplerimiz acıdı ya Rabbi. Kalplerimiz yoruldu ya Rabbi. Gözlerimiz ağrıdı ya Rabbi. Ya Rabbi, bir tane sübyan kim ise senin hatırına olan, o sübyanı hatırına bize kuvvet ver. Ya Rabbel Alemin, Ya Rahmen Nasirin. Ya Rabbim, imanlı bir şekilde, itikatlı bir şekilde, güçlü bir şekilde son nefesimizi vermeyi bize nasip eyle. Ve son nefesimizde hep birlikte inşallah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh deyip çene kapamayı bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, sen bu gece bizim duamızı geç görmezsin ya Rabbi. Sen nazlanan, sen dertlenen kullarının derdini dinleyen, nazlanan kullarına şefkat edensin ya Rabbi. Ya Rabbi, tam şefkate ihtiyacımız olduğu gündeyiz. Ya Rabbi, şu an tam rahmeti ve merhametine ihtiyacımız olduğu gündeyiz. Bugünden daha hayırlı günler bize ihsan eyle. Amin, amin, amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Nasirin. Allahümme salli ala nuril envar ve sirril esrar ve tirgagil ahyar ve miftahil babil nasar Seyyidina Muhammedin il muhtar ve anihil ahtar ve ashabihil ahyar Adedani minnahi ve iftani. Allahümme salli ala nuril envar ve sirril esrar ve tirgagil ahyar ve miftahil babil nasar Seyyidina Muhammedinil muhtar ve alihil ahtar وأصحابه الأحيار أددني آمين الله وإفتاني. Her kim bu salavatı çekerse onlara maneviyattan kuvvet, güç gelir, yardım gelir. Ya Rabbi, bu salavatın hatırına güç, kuvvet, yardım ihsan eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellim. El Fatiha. Allah kabul etsin inşallah. Canım hocam 11 bin Fatiha en az. Allah'ın izniyle onar yemişer yüzler bir aradalar. Allah'ım şehitlerimizin ruhuna inşallah gitsin ve şehit yakınlarımızın ateş düştüğü yeri yakar. Oradaki canlarımız soğukta, karın altında, buz gibi sabahlara kadar sevdiklerinin başında beklediler. Allah'ım yardımcıları olsun. Güzel Allah. Biz buralardan bir şeyleri yönetmeye çalışıyoruz. Giden canlarımızdan Allah razı olsun. Buralardan Amin. Yönetmeye çalışıyoruz. Bütün bunlar çok önemli. Şu anda hakikaten canım hocam Allah
sizden razı olsun. Yaptığınız şey 11 bin can, 11 bin dua, pırıl pırıl, pırıl pırıl, ışıl ışıl. Canım hocam, hepsinin yolları açık olsun inşallah. Şu anda Anadolu'nun gökyüzünden bakıldığında fark ediyorlardır zaten. Starlink'çiler de fark ediyorlardır ışıl ışıl. Her bir canımız güneş gibi parladı. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Amin. Kim Allah'a niyaz etmek için toplanır, Resulullah'ı anarsa, Allah onları izlemesi için meleklere çadır kurdurur. Ve onların duası bittiğinde, dağıldıklarında bilsinler ki af olarak kalkmışlardır. Şu an burada bulunan bütün insanlar, bu duaya iştirak eden bütün insanlar, dün sizin yaptığınız, dünkü duada bulunan bütün insanlar, Güçlü Metin Hocam, siz, Beyza Hanım, bütün insanlar için söylüyorum. İnşallah af olarak kalkmışızdır. Böyle bir müjde var. Kesin hadistir. O yüzden Allah o yerin altında haber bekleyen, yardım bekleyen sübyanların hatırına bizim duamızı gelişebilmesin. Allah yardım götüren, yardım götürürken zorluk yaşayanlara da Allah işini kolaylaştırsın. Bütün ümmeti Muhammed'den, bütün Türkiye'deki insanlarımızdan da Allah razı olsun. Büyük nimet. Yani Allah bizi yani öyle bir araya toplamış ki hepimiz birbirimize lazımız ve bir ülkeye toplamış. Hocam bugün her yer organize. Denizli Belediyesi, o eczacı odası, her yer organize hocam. Bugün sabahleyin saat 11-12 gibi canlardan bir tanesi yazmış. Demiş ki Mukaddes hocam, Aydın'dan yola çıkıyorum. Tıbbi malzeme doldurdum ama arabanın arkası yarım bagaj dolu. Biz karı koca Antakya'ya gidiyoruz. Oradan geçeceğiz. Var mı bir dileğiniz? Hemen Denizli'ye gelin. Yolunun üstü zaten. Denizli'deki canlara dedim ki bir araba gitmekte. Yine bir canımız var Antakya'da. Canımızla iletişimdeyiz. Çok şükür iyi ailece. Onu aradım. Ne isteğin var? Şu isteklerimiz var. Buradaki canlar harekete geçti. Oradaki can yola çıktı. Buraya geldi. Biz hazırlandık. Ne istiyorlarsa hazırladık. Bekliyoruz hocam. Ondan sonra herkes şok. Bir kafede buluştuk. Kafedekiler tanıdılar beni. Gitmediğim bir yer. Onlar da şaşırıp seyrediyorlarmış. Ben sonradan tanıdılar. Hocam, işte biz Kurtuluş Savaşı'nı böyle kazandık. Birileri geldi arabasının içine, oturacağı yer ayaklarının altına, şoförün ve şeyin yanına, arasına, zınga 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 zınga, bavullar, valizler, battaniyeler, gıda malzemeleri tıkıldı hocam, tıkıldı. Kıpırdayacakları yer yok. Benzininizi alın dedik Konya'da en son çıkarken. Antakya'da bekleniyorsunuz. Antakya'dakini aradık, dedik kardeşlerimiz geliyor. Biz Kurtuluş Savaşı'nı böyle kazandık. Ve bir Kurtuluş Savaşı'nın içindeyiz hocam. Bu bir Kurtuluş Savaşı. Karınca kararınca. Bir araba dolusu malzeme, iki tane canımızı gönderdik. Orada bekleyen iki tane canımızın yanına. Biz bu savaşı kazanırız hocam. Biz bu savaşı kazanırız. Biz ne savaşlar kazandık. İşte böyle tırnaklarımızla kazanırız hocam. İnşallah. Yeryüzünde bu yardımı götüren insanlar olduğu kadar da maneviyatı da bu işi farklı boyutlarda yürütmeye çalışan insanlar topluluğu bu ülkeye zarar vermeye çalışıyorlar. Bizim insanlarımız da şunu bilsin. Maneviyatta da galip gelen olacağız. Biraz sabretsinler. Yani bu defa Armageddon savaşı da, Amikovası savaşı da bizim zaferimizle sona erecek hocam. İnşallah. Vatikan düşecek. Topla tüfekle değil. Allah'ın izniyle böyle işte kazanılacak savaş. İnşallah. Öncelikle mutlaka insanlar da kendi nefsinden başlasınlar galip gelmeye. Onları rica ediyorum. Kendi nefsinden. Bence bu dualar bizim nefsimizi eziyor. İnşallah da ezecek. Bu dualar da bizim nurumuzu arttıracak. Herkesin kalbi, herkesin uykusu başka olur. Bakın bugünlerde görürsünüz. Bu dualar, toplu dualarda herkesin uykusu çok başka olur. Çünkü bugünü duayla kapattılar ya, o günü Allah'a niyaz ederek, o günün mümin ve mümin kardeşleri için dua edenlere müjde ki, onların ruhu birinci kat semada sabahlar. Bugün
yapılan, bugün, dün yapılan bütün duaların Allah'ın indinde bize karşılığı, direkt karşılığı uykudayken de veriliyor. Bizim ruhumuzu birinci kat semada sabahlatıyor. Orada insanın kalbine ilim, feraset, güç, kuvvet, iman verilir. O yüzden yeryüzünde ne kadar çok mücadele varsa bir de bunun manevi işleri var. Gece de işler var. İnsanlarımız bilsinler, o gece işi kazı işinden daha hızlı gidiyor. Bu bilsinler. O gece işi kazı işinden daha hızlı gidiyor. Allah sizin gibi insanlara da güç kuvvet versin. Biz sadece belirli bir şeyleri görebiliyoruz, anlayabiliyoruz, algılayabiliyoruz. Ama inşallah Zülkarneyn aleyhisselamlar, Hızır aleyhisselamlar, Zülkarneyn'ler, Hızırlar, Hıdırlar, İlyaslar, Kırklar hepsi işini yapıyor gece. Herkes rahat olsun. Ben sizin de uyumadığınızı biliyorum. Sizin ekibinizin de uyumadığınızı biliyoruz. Allah sizden de ekibinize de güç kuvvet versin. Manevi işler ağırdır ama lezzeti başkadır. Tadı başkadır. En aciz insan biziz. Yani en aciz kardeşiz olarak söylüyorum. Aranızda en günahkar aciz olan insan olarak söylüyorum ama bence şahsi fikrimi söylüyorum. Biz yeryüzünde uyandırmaya kalkarken bizi, yeryüzünden uyandırmaya, bizi güçlendirmeye kalkarken yanlışlıkla maneviyata da uyandırdılar. Yani emin olsun geçmiş olsun. Evet. Bundan sonra geçmiş bunu olsun. Bunu söyleyemedim ben hocam. Kim bilir ilahi sistemden neler oluyor? Kim bilir burada biz 20 bin kişi bir araya toplanamıyor idik. Mukaddesana. Yani bizi topladılar bir araya. Sessiz sessiz yayınlarımı yapıyordum hocam. Siz kimi uyandırdığınızı bilir misiniz ki? Efendi efendi dinliyorduk hocam. Sıra gelmemişti bize. Her depremde gökyüzü kızarır. Her depremde yıldızlar yaklaşır. Allah'ın astroloji ilimleri, astronomileri vardır. İdris peygamber. Tam kaldı yayına. Evet, tamam hocam. Tamam kardeşim. Bu sefer gökyüzü kızarmadı. Yıldızlar yaklaşmadı. Haberiniz olsun. Bunun sebebi de maneviyat da tamam dedi. Hep birlikte. Merhame-i Kübra'ya hazırız inşallah. İnşallah Elham. Canım hocam.